STV ekranlarından merhaba. Yazışları programıyla karşınızdayız. Programımızı bugün Kanlıkavak Parkı'ndan gerçekleştiriyoruz. Yanımda ise Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Eskişehir Organizatörü Füsun Ertunç var. Füsun Hanım'la bugün bisiklet kullanımı ve Eskişehir'deki bisiklet yollarını konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza Füsun Hanım. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. İyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hemen isterseniz Süslü Kadınlar Bisiklet Turu ile başlayalım. Siz Eskişehir'deki organizatörüsünüz. Evet. Şu an Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun. Nedir? Nereden akla geldi Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nu düzenlemek? Biraz bundan bahseder misiniz? Bu 2013 yılından beri yapılan bir etkinlik. Hareketlilik haftasında Otomobilsiz Kentler Günü'nde İzmir'de başlamış. Sema Gür isminde bir öğretmen arkadaş bunu başlatıyor. Kendi yaşadığı problemlerden kaynaklı. Diyor ki ya ben bir bayanlar olarak bir tur yapacağım, süsü püsü yapacağım ve buna diyor erkekler katılamayacak. Normalde Sema Hanım dağ turlarına katılıyormuş MTB'ye. MTB turlarında işte erkekler çok hızlı gidiyor, işte Titan üzerine etek giymek istiyor, tepki gösteriyorlar. Sonra bir bayan çok güzel bisiklet kullandığı zaman vay erkek gibi kullandı diyorlarmış. Bunlardan çok rahatsız olmuş. Ya demiş ben kadın gibi kullanacağım ve kendi tarzımı yaratacağım ve bir tur açacağım. Bunu diyor açtım Face'den ve ben çok fazla bir katılım beklemiyordum. Böyle bir etkinlik gibi düşündüm. Ama bir baktım diyor bir anda diyor meydanda 300 kişi var. Sonraki yıllarda 2013'ten sonra bu artık diğer illere, diğer ülkelere yayılıyor. Ben de bunu sosyal medyadan takip ediyordum. 2019 yılında geçen sene bana böyle bir teklifle gelindiği zaman benim de çok hoşuma gitti. Eğer bir farkındalık yaratacaksam, bir şeylere faydam olacaksa bunu ben neden yapmayayım diye düşündüm. Ve geçen sene çok güzel bir etkinlik yaptık. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu maceram da benim bu şekilde başladı. Zaten zaman geçtikçe anladığım kadarıyla daha da kalabalıklaşmış, daha da güçlenmiş bir etkinlik haline evet, gelmiş evet. anladığım kadarıyla. 25 ülkede 120 şehirde yapılıyor. En son benim duyduğum Meksika'da da yapılacak. İran'da yapıldı geçen sene. Biz çok mutlu olmuştuk, şaşırmıştık evet, hatta. İran'da yapılması çok aynen daha kıymetli öyle, aslında. Aynen Süslü Kadınlar. Şu an bu sene yapamayacağız. Hani onun birazcık şeyini yaşıyoruz ama geçen seneki bu rakamlar bizi çok mutlu etti. Katılan kadınların verdiği geri bildirimler çok güzeldi. Bundan aldığım mutluluk çok çok güzeldi benim için. Bu sene maalesef pandemiden dolayı bu etkinliğimizi farklı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Zaten bu yıl birçok etkinlik pandemiden kaynaklı ertelendi. Peki şunu sormak istiyorum. Tabii farklı ülkelerde de yapıldığını söylediniz. Hatta evet. Türkiye'de farklı şehirlerde de İzmir'de de yapılıyor Süslü Kadınlar Bisiklet Turu. Eskişehirli kadınların ilgisi nasıl? Diğer illerle kıyasladığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Eskişehirli kadınların bisiklete zaten bir ilgisi var. Ben 4 senedir burada yaşıyorum. Geldiğimden beri bisiklet gruplarıyla da çıkıyorum. Çok güzel ekipler var. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na da ilgi benim beklediğimden daha fazla oldu açıkçası. Ben bu kadar beklemiyordum. Ve bayanlar çok güzel süslenerek, bisikletlerini süsleyerek, şarkılar söyleyerek katıldılar bizim etkinliğimize. Güzel olan şeylerden biri de bisiklet kullanmayı bilmeyip bu etkinliği görüp ya Füsun Hanım biz de bisiklet kullanmak istiyoruz, bu etkinliğe katılmak istiyoruz ama ne yapabiliriz bilmiyoruz diye bana döndüler. Ben de bir iki arkadaşımı yönlendirdim. Sağ olsun onlar da öğrettiler. Geçen sene bu tura bu şekilde katıldılar. Bisiklet kullanmayı vesile oldu arkadaşlarım bu etkinlik. Bu da çok güzeldi. Biz Eskişehir'de bisikletli kadınlar turuna katılım benim beklediğimin çok üstündeydi. Diğer illerle kıyaslanır mı kıyaslanmaz mı bilmiyorum. İzmir bunda önde gidiyor tabii ki. Sema Hanım ilk birincisi olduğu için bu konuda. Ama Eskişehir o konuda çok şanslı. Yani kadınların ilgisi çok fazla. Zaten böyle dışarıdan baktığınız zaman o bisiklet turuna çok renkli böyle çok evet. güzel bir görüntü oluyor. Evet. Kadınlar süsleniyorlar, renkli renkli giyiniyorlar, bisikletlerini süslüyorlar. Evet, çok sloganlarımız var biliyorsunuz. Egzoz kokusu değil, parfüm kokusu diyoruz. Senede bir gün olarak yapıyoruz bunu. Biz bundan sonrasında mesela her pazar belirli yollar trafiğe kapansın ve biz egzoz kokusu değil, parfüm kokusu diyelim ve bisikletlerimizle rahat rahat gezelim istiyoruz. Yani bu etkinliğin ilerleyen dönemlerde daha sık yapılma ihtimali var. Öyle mi? Yok yok, senede bir kez ama bu etkinliğin yarattığı farkındalıkla belki bazı şeyler değişebilir diye düşünüyoruz. Peki Füsun Hanım, tabii Süslü Kadınlar Bisiklet Turu diyoruz ama erkeklerin bu bisiklet turuna ilgisi nasıl oluyor? Erkekler katılabiliyorlar mı? Evet, bu konuda bana geri dönüşler oldu. İşte biz de mi Rus süreceğiz, biz etek giyip topuklu giysek katılabiliyoruz.
yapabiliyor muyuz tura diye. Ben dedim ki süslenip geldikten sonra neden olmasın. Papyon takıp işte bisikletini papyonla gömlekle süsleyip gelen arkadaşlarım oldu. Normal gelip benim polis ekiplerine yol açmada yardımcı olan arkadaşlarım oldu. Tabii ki katılabilirler. Ama her şeyden önce bu bir kadın etkinliği. Kadınların önüne geçmeden destek amaçlı tabii ki katılabilirler. Peki şimdi bisiklet biraz böyle erkeklerin kullandığı ulaşım aracıymış gibi algılanır toplumda. Yani maalesef böyle bir algı var. Siz bir kadın olarak bu bisikleti kullanmaya başladığınızda, hatta bu tarz işte etkinlikleri organize etmeye başladığınızda etrafınızdaki insanlardan ne gibi tepkiler aldınız? Ya ben çocukluktan beri bisiklet kullanıyorum. Çok küçük yaştan beri. Hep bisiklet benim hayatımda vardı. Hiç dikkat etmemişim. Hani çocuk mu kullanır, kadın mı kullanır falan diye. Ama bir belirli bir yaştan sonra böyle bir şey aldım. Annemden de aldım. İşte çocuğun var, sen nasıl bisiklete binersin falan dediğini biliyorum annemin. Ya dedim bineceğim, bunda bir şey yok. Yani sanki evli kadın, çocuğu olan kadın bisiklete binemezmiş gibi bir algı vardı. Ama ben son dönemde bunun kırıldığını düşünüyorum. Son dönemde insanların bu şekilde bakmadığını düşünüyorum. Ve bisikleti hem ulaşım aracı olarak kullanıyor kadınlar, hem spor amaçlı kullanıyorlar. Bu da bunun bu şekilde ilerliyor olması belki de bu süslü kadınlar bisiklet turu gibi etkinliklerin faydası diye düşünüyorum. Peki çevrenizdeki insanların da bisiklet kullanması için de teşvikte bulunuyor musunuz? Tabii ki. Onlarla bisikletle ilgili neler konuşuyorsunuz? Yani ben bisikletten bu kadar keyif aldıktan sonra arkadaşlarım da bana yöneliyorlar. Geliyorlar, diyorlar ki ben de kullanmak istiyorum, ne alabilirim? Önce diyorum ne yapmak istiyorsun? Yani sadece şehir içinde mi kullanmak istiyorsun, spor amaçlı mı kullanmak istiyorsun, doğada mı kullanmak istiyorsun ve bunları konuşuyoruz. Beklentisinin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Böyle bu şekilde bisiklete başlayan arkadaşlarım oldu. Ben de bundan çok mutlu oldum. Etrafımızda size örnek alan insanlar var diyorsunuz. Ya örnek olmak demeyeyim ama... Ama teşvik ediyorsunuz. Ben yapınca benim aldığım keyfi gördükçe, çünkü gerçekten keyif alıyorum ben bisiklete binmekten, bisikletle bir şeyler yapmaktan. Onlar da ya bunda bir şey var, demek ki hani yapabilir miyiz acaba diye. Çünkü bence her insan birazcık bunu içinde taşıyor. Sadece işte ya çevresel faktörlerden, işte mahalle baskısı dediğimiz şeylerden korkuyor ya da yapamayacağını düşünüyor. Ama bakıyorlar ki ben yapıyorum, zorlanmıyorum da keyif de alıyorum. Sonra böyle benimkinde deniyorlar. İşte gidiyoruz bisiklet bakıyoruz. Bilmeyenlere öğretme çalışmaları oluyor. Var tabii ki, olmaz olur mu? Beni de çok mutlu ediyor. Peki bu yıl pandemiden dolayı etkinliğiniz yapılmayacak. Maalesef. Az önce bundan bahsettiniz. Aslında etkinliğimiz... Alternatif bir etkinlik olacak. Aynen. Etkinliğimiz yapılmayacak demeyelim. Toplu bir etkinlik yapılmayacak. Bireysel yapıyoruz. Mesela ben bir iki arkadaşımı çağırıyorum. O iki arkadaşımla süsleniyorum. Bisikletlerimi süslüyorum. Gene şarkılarımızı söylüyoruz. Ve fotoğraflarımızı çekiyoruz. Bizim sosyal medya hesabımızdan bunu paylaşıyoruz. Etiketlerimiz var. Bizim internet sitemizden onu görebilirler. Ve insanları da sosyal medyadan bu konuda bilgilendiriyoruz. Siz mesela bisiklet kullanıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet. Yeni bisiklete başlamış bir arkadaşınızı çağırabilirsiniz. Başka bir dostunuz da çıkabilirsiniz. Süslenirsiniz. Ve sokaklarda bisikletinizi sürersiniz. Şarkılarınızı söyleyerek, fotoğraflarınızı çekip yine sosyal medya hesabınızdan etiketleyerek bunları paylaşırsınız. Bu şekilde bizim etkinliğimize destek vermiş olursunuz. Bir zincir şeklinde aslında. Aynen bu öyle. Gerçekleşecek. Tüm Türkiye'de dediğim gibi hani dünyanın birçok ülkesinde de bu şekilde olacak. Zaten paylaşımlardan da takip ettiğinizde görürsünüz. Etkinliklerimiz bu şekilde bu sene. Bireysel, toplu değil, kimseye riske atmadan, mümkün olan bütün tedbirleri alarak etkinliğimizi yine yapacağız. Peki pandemi döneminde, yani televizyonlardan da görüyoruz, bisiklet kullanımı arttı. İnsanlar salgından kaynaklı toplu taşımaya binmek istemiyor, biraz çekiniyorlar. Olabildiğince bisiklet kullanmaya çalışıyorlar. Siz bununla ilgili neler söylersiniz? Şimdi açıkçası pandeminin başından beri ben de hiç bir toplu taşıma aracını kullanmadım. Mümkünse yürüyorum, bisiklete biniyorum ya da araba kullanıyorum. Benim arkadaşlarım da bu konuda işte bisiklet alan oldu, skuter alan oldu, binmek istemedikleri için. Ki bu çok güzel oldu. Ulaşım aracı olarak bisikleti tercih etmeye başladılar. Bu konuda belediyeler de takip ediyorum. Bizim Eskişehir Belediye'mizde, İzmir Belediye'mizde adımlarını hızlandırdılar. Yani belki yapacaklardı ama pandemi birazcık onların hızlanmasına neden oldu. Bu konuda da çok güzel haberler alıyoruz. Bisiklet ulaşım aracı olarak daha ciddi bir şekilde ele alınmaya başladı. Tabii birçok insan aslında böyle bir şey yaşayacağını tahmin etmiyordu. Tabii ki. Böyle bir salgını daha öncesinde tecrübe etmedik. Doğru. Aslında bu anlamda belki de insanlar bisikletin ne kadar önemli, ne kadar değerli Tabii olduğunu ki. Anlamış oldu belki Tabii de. Ki. Sizin gözlemleriniz nedir bununla ilgili? Yani bisiklet ulaşım aracı, bir gideri yok. Sağlığa katkısı var, mutluluğa katkısı var.
sosyalleşme aracı, bunun fark edilmesini sağladı. Yani insanlar belki şu an sadece pandemiden dolayı bir yerden bir yere giderken en azından risk almadan gideyim diye düşünerek bisiklet sahibi olmaya başladılar, ama bir süre sonra o sağlıklarına sağladığı katkı, işte bisiklet ekiplerine sürmeye başladıklarında sosyalleşmeleri, bunları da gördükçe bu kullanım daha da artacaktır. Mesela çan eğrisi diyoruz ya, ben iki kişiye bu konuda yardımcı olmuşumdur, onlar iki kişiye olmuştur. Bu şekilde daha da yaygın olacak diye düşünüyorum. Peki sizin hayatınızda bisiklet sürmek neleri değiştirdi? Yani bisiklet sürerken neler hissediyorsunuz? Hayatınızda ne gibi değişiklikler olduğunu düşünüyorsunuz? Yani bisiklet benim hayatımda hep vardı, söylediğim gibi. Ama ben böyle keyif almak için sürer ya da bir yerden bir yere kadar gider sürerdim. Bir ulaşım aracı olarak kullanırdım. Eskişehir'e geldikten sonra ekiplerle sürmeye başladım. Festivallere katılmaya başladım. Bunlardan çok keyif aldığımı gördüm. Festivaller çok eğlenceli geçiyor, bisiklet festivalleri. Oradan yeni arkadaşlıklar edinebiliyorsunuz. Yeni bilgiler öğreniyorsunuz. Ekiplerle sürdüm. Hafta içi her gün Eskişehir'de sürebileceğiniz ekipler var. Şu an pandemiden dolayı tabii onlar da sürüş yapamıyorlar, toplu sürüş yapamıyorlar, ama onlarla bisiklete sürmenin, işte bu Kızılinler, satılmış olduğu gibi rotalar var birkaç tane. Bunlar çok sık kullanılır. Oralara sürmenin keyfini aldım. Sağlığa katkısı var. O apayrı bir şey zaten. Bisiklet hayatımın daha önemli bir parçası haline geldi Eskişehir'le beraber. Ben bisiklet kullanmayı seviyorum. Araba kullandığım zaman, bisiklet kullanan birini gördüğüm zaman bile eve gidip arabayı park edip bisikletle dışarı çıkmak istiyorum. Yani çok hoşuma gidiyor. Mutlu ediyor beni ve biraz önce söylemiştim, spor yapmak aynı zamanda şeyi de sağlıyor, zihnini toparlamanı da sağlıyor. Bir karar vermen ya da bir şey düşünmen gerektiği zaman bunu yürürken ya da bisiklet kullanırken yapabilirsin. Oturup durduğun anda o kafanda belki bir çözüm bulamazsın, ama ben genelde bisiklet kullanırken kafamdaki sorunlara da çözüm bulabiliyorum, rahatlıyorum, keyif alıyorum ve mutlu oluyorum. Yani çok hayatımın çok önemli bir parçası bisiklet benim için. Tabii siz 4 yıldır Eskişehir'de yaşıyorum dediniz. Aynen. Ama hani başka bir şehirden buraya geldiniz. Belki Eskişehir'in geçmişini bilmiyorum, çok biliyor musunuz? Hı-hı. Ama 70'li 80'li yıllarda Eskişehir'de bisiklet kullanımının çok yaygın olduğu söylenir. Özellikle burada fabrikalardan, Tülomsaç'tan çıkan işçilerin işte bisikletleriyle beraber işte evlerine daldığı ve çok böyle kalabalık toplu bir görüntünün olduğu söylenir. Hatta TRT Arşiv'de geçenlerde bununla ilgili bir kısa bir video yayınlamıştı sosyal medya hesabında. Böyle çok güzel, çok hoş bir görüntü. Ama siz Eskişehir'i nasıl değerlendiriyorsunuz? Dışarıdan buraya geldiniz. 4 yıldır burada yaşıyorsunuz. Sizce Eskişehir bisiklet kullanımı açısından, hani fiziki açıdan uygun bir şehir mi? Uygunsa insanlar yeterince bisiklet kullanıyorlar mı bu şehirde? Bisiklet kullanan insan sayısı fazla. Daha da fazla olacak gibi geliyor. Ama yeterli altyapı olduğunu düşünmüyorum. Bisiklet yollarının yeterli olduğunu düşünmüyorum. Araç kullanan şoförlerin bu konuda bilinçli olduğunu düşünmüyorum. Ve bazen bizim arkadaşlarımızın da, bisiklet kullanan arkadaşlarımızın da hatalar olduğunu fark ediyorum. Altyapı yetersiz derken, bisiklet yollarımız yok. Biz ne kaldırımlardan gidebiliyoruz ne de yollardan gidebiliyoruz. O konuda bir sıkıntımız var. Yoldan gitsek araçlar bizi sıkıştırabiliyorlar. Halbuki biz motorsuz bir trafik aracıyız. Sağdan gitme hakkımız var. İki kişi yan yana gidebilme hakkımız var trafik kanununa göre. Ama araçlara göre bizim orada olmamamız gerekiyor. Kaldırıma çıkmaya kalkarsanız kaldırım kimlere ait? Yayalara ait. Bu sefer yayalardan tepki görebiliyorsunuz. Bunda yaşadığımız sıkıntılar var. O yüzden bisiklet yollarının yapılması gerekiyor. Ve trafik şoförlerinin de, araç kullanan şoförlerinin de bisiklet kullananlara karşı onların da bir araç olduğu bilinciyle yaklaşması gerekiyor. Bu konuda eksikliklerimiz var. Ama Eskişehir gene bana göre, bir diğer illere göre bir tık daha ileride. Daha bilinçli olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımızın da bisikleti kullanırken ona göre hareket ettiğini düşünüyorum. Uyarıyorlar. Bilen arkadaşlarımız uyarıyor. Mesela araç geldiği zaman biz genelde tek sırada gideriz. Eğer kullanmayan bir arkadaş varsa direkt uyarıp onu tek sıra haline geçirebiliyoruz. Eskişehir bence bir tık ileride, ama daha çok alması gereken yol var. Bu konuda da belediye çalışmalara başladı diyebiliyorum. Umarım gerçekleşir. Umarım çok güzel bisiklet yollarımız olur. Ve biz her yere bisiklet yolları üzerinden ulaşabilecek duruma geliriz. Peki pandemiden sonra bir şeylerin değişeceğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Belediyeler bence o konuda, ben İzmir Belediyesi, Eskişehir Belediyesi'ni o konuda takip ediyorum. Dün de okudum, İzmir Belediyesi'ne de baktım. Özellikle bu hareketsizlik haftasında da planladıkları şeylere de baktım.
baktım, çok güzel. Eskişehir Belediyesi sanırım şehir içi 50 kilometre evet. bir yol planlıyor. Otoparkları açmış, onu okudum dün. Onların sayısı umarım daha da artar ve daha güvenli olarak biz bisikletlerimizi bırakabiliriz. Bu konuda pandemi birazcık daha dürtükledi kelimesini kullanacağım ama ne kadar da olacak bilmiyorum ama adımları hızlandırdı. Aynen evet. adımları hızlandırdı. Bunların bu şekilde olması çok güzel. Yani pandemi kötü şeyler bazen iyi şeylere vesile olabiliyor denir ya. Sanırım böyle bir etkisi de olacak bize. Bisiklet kullanımı artacak. Daha bilinçleneceğiz ve bisiklet kullanabileceğimiz yollarımız olacak. Tabii biraz aslında Eskişehir'i genel konuştuk ama ben biraz da Eskişehir'li kadınları sormak istiyorum. Eskişehir'li kadınları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani dışarıya çıktığınızda özellikle şu an Kanlıkavak'tayız. Evet. Burası özellikle hafta sonları akşam saatlerinde vatandaşların çok geldiği bir yer. Çok fazla bisiklet sürdüğü bir yer. Bisiklet yolları da var burada. Bir mekan. Evet. Burası çok yoğun evet. bisikletlerin geldiği bir yer aslında. Eskişehir'li kadınları nasıl değerlendiriyorsunuz bisiklet sürme noktasında? Eskişehir'de bisiklet kullanan bayan arkadaşlarımız, kadın arkadaşlarımız çok fazla. Benim tanıdığım, tanımadığım, sosyal medyadan etkileşime geçtiklerim de var. Yarışlara katılan arkadaşlarımız var. Bence o konuda çok iyi. Bu sayı giderek de artıyor ve şöyle bir şey var, bunda şey yok. Belli bir yaş sınırı söyleyemiyorum size. Benim tanıdığım bir bayan var mesela, İncel abla. Büyük taarruz bisiklet turuna katıldı. Eskişehir'de belki de bisiklet kullanan en yaşlı bayan olarak. Yaşlı demek istemiyorum ona. Benden daha genç belki de. Çünkü gerçekten çok aktif. Büyük taarruz turunda Ankara'dan İzmir'e kadar bisiklet kullandı. Eskişehir'li bir bayan tabii ki. Bir sürü bayan arkadaşım var şu an ismini sayamayacağım bisiklet kullanan. Bunların sayısı giderek artıyor. Biraz önce dediniz yani sizden etkilenip kullanmaya başlayan var mı? İşte ben kullanıyorum. Benim iki arkadaşım kullanmaya başlıyor. Onların iki arkadaşı daha kullanmaya başlıyor. Bu sayı giderek artıyor. Tabii ki bisiklet yolları da artarsa, bu biraz daha güvenli bir hale gelirse Eskişehir'de bisiklet kullanan bayan sayısı da elbette ki çok artacak. Siz Eskişehir'e tayin olduğunuzda, aynen. buraya geldiğinizde 4 sene önce kafanızda bir soru işareti var mıydı? Ya nasıl bir yere gidiyorum acaba, orada rahatça ya da özgürce bisiklet sürebilecek miyim? Bir Eskişehir'e geldiğinizde sizi şaşırtan bir şey oldu mu bisikletle ilgili? Olumlu ya da olumsuz anlamda. Ya bisiklet açısından değerlendirmemiştim aslında Eskişehir'i. Önce onu söyleyeyim. Böyle her yere yakınlığı olarak değerlendirmiştim. Ama sonra bisikleti kullanmaya başladığım zaman sosyal medyadan böyle ekipleri takip etmeye başladım. Çok hoşuma gitti. İlk ekibim Doğru Yondu. Onlar sosyal medyadan ulaşıp yazdım. Dedim ki böyle böyle ben bir tura katılmak istiyorum ama yapabilir miyim bilmiyorum. Şehir içinde kullanıyorsunuz ama bir köye gidip gelebileceğinizi bilmiyorsunuz. Yapabilir miyim acaba? Yaparsınız dediler. İlk turumu onlarla çıktım. Sonra diğer ekiplerle de çıktım. Ve çok keyif aldım. Yani Eskişehir bu yönden çok güzel. Çok güzel ekipler var. Biz önce dediğim gibi hafta içi her akşam bir ekip var çıkabileceğiniz. Eskişehir'i bisiklet açısından değerlendirdiğimde bisiklet kullanımına uygun olarak düşünüyorum. Sadece diyorum ya, altyapı eksikliği var. Biraz da bilinçlenmesi gerekiyor arkadaşların. Onun dışında bir sıkıntı yok Eskişehir'de. Ben seviyorum. Eskişehir'i bisikletle beraber seviyorum. Peki Füsun Hanım, şunu sorayım. Şimdi tabii bisiklet yolları eksik diyoruz ama tabii yerel yönetimlere de düşen bir takım tabii görevler ki. Var. Merkezi yönetime de düşen bir görevler var. Siz genel olarak hem yerel yönetimlerden hem merkezi yönetimden bisiklet yollarıyla ilgili ya da bir bisiklet kullanıcısı olarak neler talep edersiniz? Dediğim gibi bisiklet yollarının yapılması gerekiyor ve bunlar hani belli bir noktada yapılıp bırakılmamalı. Birbirine birleşmeli ve biz bir noktaya kadar gidip o noktada kalmamalıyız. Mesela şu an dediniz ya Kanlıkavak. Kanlıkavak'ı ben çok seviyorum. Bisikleti en rahat kullandığım yerlerden biri. Adetuk Bulvarı'nda bisiklet yolu var biliyorsunuz. Orada da kullanırken sıkıntı yaşamıyorum. Ama oradan çıktığınız anda direkt trafiğin içine giriyorsunuz. Bu şekilde olmamalı. Ben bir yerden bir yere giderken acaba hani ne olacak, ben nasıl kullanacağım, trafikte ne yaşayacağım diye düşünmeden gitmeliyim. Belediyelerden istediğim şey bu. Bir de biraz önce otoparklarda başladı. İnşallah diğer parklarda da aynı şekilde olur. Güvenli bir şekilde bisikletimi park edebilmeliyim. Ben bir yere gittiğim zaman ben bisikletimi nereye bırakacağım, nereye park edeyim, acaba çalınır mı endişesi taşımadan park etmeliyim. Bunu istiyorum. Ve tabii ki bizim gibi Süslü Kadınlar Bisiklet Turu gibi etkinliklere destek veriyorlar zaten. Bu verdikleri desteği arttırmalarını istiyorum.
Tabii siz az önce trafikte yaşanılan sorunlardan bahsettiniz. Aslında bisiklet yolunda giderken bazen insanların işte bisiklet yolundan yürüdüğünü görüyorsunuz. Evet. Sürekli işte bisikletinizin ziline, kornasına basmanız gerekiyor. Doğru. Aslında bu sanırım biraz da zamanla oluşacak bir kültür i̇şte, galiba. Bununla ilgili neler söylersiniz? İşte biraz önce dediğim gibi araç kullanan şoför arkadaşın bilinçlenmesi gerektiğini, aslında insan olarak bilinçlenmeliyiz demek lazım, bir toparlamak lazım. Bisiklet kullanan biri olarak ben nasıl yaya yolundan yürümemeye dikkat ediyorsam, aynı şekilde bir yaya arkadaşın da benim gideceğim yoldan yürümemesi lazım. Ben açıkçası öyle basmak, yani zile basmak da istemiyorum. Çünkü böyle yürüyor sakin sakin, rahatsız etmek de istemiyorum. Ama benim kullanacağım yol oldu. Ve belli, yani bisiklet resmi de var. Bazen basıyorum, bazen kenarından gidiyorum. İnsan olarak bilinçlenmeyi öğrenmemiz gerekiyor bizim. Yani ona dikkat etmemiz lazım. Araç kullanıyorsak da, bisiklet kullanıyorsak da, yaya olarak yolda yürüyorsak da başkalarının haklarına saygı göstererek bunu yapmamız lazım. Araç kullanıyorsak, eğer bir bisikletli varsa yanımızda, yolun ona da ait olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eğer burada yürüyorsak, bisiklet yolundan bisiklet geçecek diyerek yürümememiz gerekiyor. Eğer bisikletsek de yaya yolundan gitmememiz gerekiyor. Aslında birey olarak, insan olarak bilinçlenirsek, ne kullanırsak kullanalım ona göre hareket edebiliriz diye düşünüyorum. Tabii bisiklet artık biraz hani ulaşımdan ziyade sanki biraz da sosyalleşmek için ya da hani insanların hafta sonu işte değişik etkinlikler, faaliyetler yapmak için kullandığı bir araç haline dönüşmüş. Ama bu sizce zamanla gerçekten de tam olarak bir ulaşım aracına dönüşebilir mi? Ulaşım aracına dönüşebilir ama aynı şeyleri tekrar tekrar dile getiriyor gibi olacağız. Bu altyapının tamamen düzelmesi lazım. İnsanların güvenle evinden işine gidebileceğini bilmesi lazım. Ya da bir yerden bir yere bisikletle ulaşabileceğini bilmesi lazım. Biz mesela hafta sonunu ya da hafta içi turlara gidiyoruz. Şehirden çıkana kadar gerçekten artık bir çıkalım modundayız. O trafikten bir çıkalım, köy yoluna çıkalım. O olmaması lazım. Biz rahat rahat bisiklet yolundan bisikletlerimize gidebilmemiz lazım. O zaman ulaşım aracı olarak kullanılabilir. Bir de bu pandemi bir tık daha şey yapacak, bisiklet gibi araçların ulaşım aracı olarak önemini arttıracak. Peki sizce şehirler arası en azından birbirine yakın şehirlerde bisiklet yolları olabilir mi şehirler arasında? Bir ara bu da tartışılıyordu çünkü. O konuda hiç bilgim yok ama şehirler arası ben hiç denemedim. Yapan arkadaşlarım var, saygı duyuyorum. Ama bir kere denemek istiyorum ben de. Kütahya'ya bisikletle gitmek istiyorum hakikaten. Yapacağım onu. Yapılırsa tabii ki çok daha iyi olur. Çünkü şehirler arası yollarda bildiğiniz gibi trafik şehir içindeki gibi daha yavaş ilerlemiyor, daha hızlı ilerliyor. Risk faktörü daha fazla. Yapılsa tabii ki çok güzel olur. Bu konuda çalışmalar olduğunu sizden öğrendim şimdi. Umarım yapılır. Peki bisiklet sürdüğünüzde yani ortalama kaç kilometre sürebiliyorsunuz? Yani çok uzun saatler sürebiliyorsunuz? En çok sürdüğüm 80 kilometreydi gidiş dönüş. Genelde 30-35 kilometre köylere gidip geliyoruz gittiğimiz. Onun dışında da şehrin içinde benim en fazla hani eğer böyle turla ekiple çıkmayacaksam en fazla yaptım evden Kanlıkavak'a geliyorum. İşte biraz keyif yapıyorum, Kanlıkavak'tan da eve dönüyorum. Peki Füsun Hanım, bu Süslü Kadınlar bisiklet turu ilerleyen dönemlerde farklı bir şey evrilebilir mi? Yani bir dernekleşmek gibi ya da daha kurumsal bir şey haline gelebilir mi? Belki bisiklet kullananlara bir eğitim olabilir ya da işte daha farklı etkinliklerin yapılabileceği bir şey evrilebilir mi? Daha büyüyebilir mi daha doğrusu? Dediğim gibi bisiklet kullanmak isteyenlere zaten eğitim veriyoruz. Bana ulaşırlarsa diyor yani yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dernek konusunda bu işi başlatan Sema Hanım ona çok sıcak bakmıyor. Çünkü bizim etkinliğimiz bağımsız kadın hareketi. Türkiye'nin her tarafında bu işi bağımsız kadınlar yürütüyor. Hiçbir derneğe bağlı değiliz, siyasi bir ayağımız yok. Bağımsız bayanlar, kadınlar yönetiyor bu işi. Ve yaptıkları işe de gerçekten dört elle sarılarak yapmaya çalışıyorlar. Dernekleşme işine Sema Hanım kesinlikle yani sıcak bakmıyor. O konuda da bildiğim kadarıyla bir avukatla da görüşmüş. Hani isim hakkını alıp ya da işte bu tarz işlemler yapmaya kalkanlarla ilgili yasal işlem başlatacağını da söylemişti bana. Ona çok sıcak bakmadığını biliyorum. Peki 16-22 Eylül arası Avrupa Hareketlilik Haftası. Evet. Eskişehir'de de bir takım etkinlikler olacak. Daha çok sosyal medya üzerinden etkinlikler olacak. Hı-hı. Online etkinlikler olacak pandemiden dolayı. Sizin bununla ilgili bir çalışmanız var mı ya da Avrupa Hareketlilik Haftası ile ilgili neler düşünüyorsunuz?
Zaten bizim etkinliğimiz özellikle bu haftada Otomobilsiz Kentler Günü'nde planlanıyor. Her yılın Eylül ayında Otomobilsiz Kentler Günü'nde biz bu etkinliğimizi yapıyoruz. Ve istiyoruz ki bundan sonrasında da her pazar günü bulunduğumuz ilde, mesela Eskişehir'de bazı yollar trafiğe kapansın ve biz bisikletliler olarak o yollarda daha rahat bir şekilde sürelim istiyoruz. Bizim etkinliğimiz mutlaka Otomobilsiz Kentler Günü'ne denk geliyor, Hareketsizlik Haftası'nda. Bizim etkinliğimiz bu. Bunu yapabiliyoruz. Fidan'ın programımızın sonuna doğru geliyoruz. Hı hı. Ben son olarak şunu sormak istiyorum. Eskişehirlilere buradan neler söylemek istersiniz? Bisiklet kullanımı ile ilgili. Hı hı. Özellikle onları teşvik edecek anlamda neler söyleyecekleriniz var mı? Bizim etkinliğimiz güzel bir etkinlik. Dediğim gibi bağımsız kadın hareketi. Biz kadın sokağa inerse dünya değişir diyoruz. Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu diyoruz. En azından yılda bir, hatta mümkünse biz onu haftada bire çıkarmak istiyoruz. Eskişehirli arkadaşlarımızdan da bize destek vermesini istiyoruz. Bisikletli ya da bisikletsiz. Dediğim gibi bilinçlenerek, nerede nasıl davranacağımızı bilerek, bisikletliye nasıl davranmamız gerektiğini bilerek ona göre hareket edelim istiyoruz. Ve bizi desteklesinler. Bizim yanımızda olsunlar. Biz bu sene etkinliğimizi yapamıyoruz. Yapamıyoruz demeyeyim de başka bir şekilde yapıyoruz. Onlar da süslenip püslenip bisikletleriyle beraber, arkadaşlarıyla beraber dışarı çıkabilirler. Umarım 2021'de, önümüzdeki sene toplu bir etkinlik gerçekleştirebiliriz. Siz de aynı şekilde bizimle olursunuz. Hep beraber orada güzel bir etkinlik yapabiliriz. Ama bu sene bu şekilde yapıp fotoğraflarını çekip sosyal medyamızdaki etiketlerle beraber kendi sosyal medyalarında paylaşmalarını istiyoruz. Seneye eminim ki daha çok katılım olacaktır. İnşallah. Bu pandemiden sonra. İnşallah. Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Evet, STV izleyenleri, Füsun Ertunç'la Eskişehir'deki bisiklet kullanımını ve bisikletin öneminden bahsettik bugün. Kanlı Kavak'tan seslendik size. Programımızın burada sonuna geliyoruz. Hoşçakalın.